İnegöl köftesi 12 dolar. Tüy dikme safhasına geçti adam. Bakalım neler varmış. Adamın aklı fikri parada. Fiyatı 12 dolar. Bana ayrılmış bir banyo olduğundan söz ediliyor. Adam sabah yazmış. Arkadaş getirmeyeceksin, sigara içmeyeceksin, alkol içmeyeceksin. 6 dolar 79 sent. 126 dolar tuttu. My wristwatch is broken. My shoes are untied. Time is a ticking. So is the time. Herkese merhabalar. Bizim evin üçlü çetesi yine dizilmişler cama. Üç silahşörler. Bu çok utangaç, garip. Kendi halimde. Austin'de ilk günlerim ve burada çok güzel mekanlar var. Sürekli güzel mekanlar görüyorum. Çok sevdim ben burayı ya. İnsanlar hep sokakta, cıvıl cıvıl bir yer. Şu anda yiyecek dağıtıyorum Uber Eats'te ve bu dükkana geldim, Terazao Tea. Buradan 2 tane içecek aldım. Şöyle. Güzel benziyor içecekler. Bakın kaç para alacağım şimdi. Buraya 3 dakikada geldim ve müşteriye gidişimde 1 dakika sürecek. İçecekleri de 1 dakikada aldım desen 5 dakika toplam. Bakalım kaç para alacağım. Tek sipariş değilmiş ya, bir tane daha varmış. Casa Colombia diye bir restorana geldim şimdi. Buradan da bir sipariş alacağım. Öyle gideceğim. Siparişi götürmeye giderken bir kazaya tanık oldum. Bakın polisler burada şu anda. Amerika'da ne zaman bir kaza olsa var ya, insanlar böyle yavaş yavaş geçiyorlar bakmak için. Onlar bakayım derken kazaya, trafik iyice sıkışıyor. Evet, son siparişi de bıraktım. 2 siparişi birden bıraktım. Şimdi evden çıkıyorum, bakalım kaç para yapmışım. Bu getirdiğim 2 sipariş toplamda 5 dolar 79 sent tuttu. Yani şehri bir uçtan bir uca geçtim böyle. 2 tane farklı mekana gittim. 2 farklı eve gittim, fotoğraf çektim, pin kodu aldım falan. Bu sitelere girerken işte kod numarası yazıyorsun kapılar açılsın diye. Toplamda 5 dolar 79 sent. Burası benim en son kaldığım Airbnb sitesi. Ben hayatımda Amerika'nın hiçbir yerinde bu kadar çok sigara izmariti ve sokağa atılmış boş bira kutusu gördüğümü hatırlamıyorum. Bizim site böyle. Hep böyle Meksika müzikleri çalıyor ve insanlar öyle havuz başında eğleniyorlar, yiyip içiyorlar. Arabalarını çekip böyle müzik açıyorlar. Burayı ceylanlar basmış, geyikler basmış. Şuraya bakın ya, kaç tane var bak, 1, 2, 3, 4 tane burada, aha yandan bir tane daha geliyor. Görüyorsunuz işte Texas ne kadar vahşi bir doğaya sahip. Daha önceki videolarda size birçok hayvan göstermiştim böyle. Vahşi doğaya ait, evcil olmayan. Austin'in downtown'unda yani şehir merkezinde böyle taksiler var. Bu taksiler insanları çok ucuza, sadece burada bu civardaki yerlere götürüyor çünkü adam pedal çevirerek gidiyor, çok uzak bir yerlere götüremiyor. Uber yaptığım bir akşam gece hayatını görüyorsunuz. Sokak böyle. Bu kızları ben bıraktım buraya. Tıklım tıklım ya. Austin gece hayatı böyle, yıkılıyor ortalık. Bugün cumartesi saat 23:42. Arkadaşlar bu nedir ya? Aga bu nedir ya? Oğlum ne tatlı. Bugün olaylı bir gün yaşadım. Bir aylık Airbnb tuttum Austin'de. Yeni bir Airbnb. Önceki tam bir çöplüktü. Amerikalılar bu Airbnb işini hiç yapamıyorlar. Amerikalılar dünyada biliyorsunuz bireyselliğe en çok önem veren, aile, birliktelik, paylaşma, paylaşımcılık falan, bunlara hiç önem vermeyen insanlar olduğu için Airbnb'de de hospitality denir İngilizce. Yani ev sahipliği yapmak, yani konaklama. Bunu Amerikalılar beceremiyor. Neden? Çünkü kimyalarında yok. O yüzden buraya geldiğimden beri hangi Airbnb'de kaldıysam, bak işte burası odan, burası tuvaletin, hadi bana eyvallah deyip gidiyorlar. Hatta bazılarında hiç seninle görüşmüyor. Her şey zaten orada yazıyor. Evi şifreli bir kapıyla açıyorsun. Dallas'ta kaldığım bir evde anahtarı odada unuttum. Ne yapacağız dedim. Hemen dedi şu hesaba $50 yatır dedi. Ben dedi 1,5 saate geliyorum. Venmo diye bir uygulama var. Venmo'dan para istiyor. Ben de dedim Venmo yok bende dedim. Sen geldiğinde veririm elden dedim. O zaman dedi başka uygulamadan yolla, şuradan yolla, buradan yolla falan. Yani adam elden veririm lafına ikna olmuyor çünkü kendini garantiye almak istiyor. Ben yatırdım parayı. Adam 1,5 saat sonra geldi. Sonra kapıyı açtı. Benim odanın kapısını da açtı. Aa, anahtarın buradaymış dedi. Bana herhangi bir anahtar vermedi. Zaten benim olan anahtarı kullanmaya devam ettim. Ama kapıyı açma parası olarak $50'ını aldı adam. Şimdi mesela ben ev sahibi olsaydım yanımda bir tuvalet kağıdı, bir temiz havlu, bir sabun falan bir şey getirirdim. Do you need anything dersin. Bir şeye ihtiyacın var mı? How is your stay dersin. Nasıl geçiyor kalışın? Hani memnun musun her şeyden? Bir sorun, sıkıntın var mı dersin. Sonuçta sen bir ev sahibisin. Kiracını zaten hiç görmüyorsun. Zaten hiçbir derdiyle uğraşmıyorsun. Temizliğe bile gelmiyor biliyor musun? Birisi odadan çıkacak ki o zaman Meksikalı bir eleman var. Onu gönderiyor. Yani Airbnb'nin zaten en büyük handikapı bu. Profesyonel olmayan insanlara profesyonel bir iş yaptırıyorsun. Yemek yapmayı bilmeyen insanın mutfağa girip aşçılık yapması gibi. Daha önce hiçbir resepsiyon eğitimi almamış, housekeeping eğitimini almamış, ön büroyu bilmeyen, hiçbir şeyden anlamayan bir insanın böyle bir turizm işi yapması, Airbnb işi yapması çok sakıncalı. Eğer ki insanlarla uğraşasınız yoksa, eğer ki kimseye önem... Adam beni eziyordu ha. En son ben bir aylık ev kiralamıştım. Evin açıklamasında diyor ki sadece sizin odaya özel bir banyo var diyor. Abi gittim, öyle bir şey yok. Paylaşımlı bir banyo var. Evdeki kalanlar o banyoyu kullanıyor. Düpedüz dolandırıcılık. Yani sen oraya öyle bir şey yazıyorsan niye yazıyorsun? Yani sebebi ne? Yani yanlışlıkla mı yazdın? Kuzenin mi yazmış? Adam bana cevap olarak İspanya'dan diyor ki sen yanlış anlamışsın. Aslında diyor özel banyo olan başka bir oda var. Ama diyor o oda şu anda dolu. Yani kısacası dolandırıcı esnaf vardır yani böyle. Seni dolandırmıştır. Tüyü nereye dikeyim diye arıyordur. Tüy dikme safhasına geçti adam. Adam sabah yazmış sana indirim verebilirim. Airbnb'ye bir daha yazdım. Bir sürü fotoğraf, video gönderdim evle ilgili. Salonda bir köpek var. Büyük bir köpek. Bana havlıyor durmadan beni gördüğü yerde. Beni mutfağa sokmuyor, banyoya sokmuyor. Buzdolabında bana küçücük bir yer vermişler. Böyle çeyrek raf vermişler bana. Evin içindekiler selam veriyorum, kaçıyorlar benden. Kimse beni tanımıyor. Benden haberleri yok, yeni birisi gelecek diye söylememiş ev sahibi. Ben de ev sahibine dedim ki kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü dedim bu evdeki insanlar dedim bana selam bile vermiyorlar. Ben selam veriyorum, yürüyüp gidiyorlar. İşte sen kimsin falan diyorlar. Evde bir köpek var bana havlıyor. Hiçbir yere beni sokmuyor. Mutfakta işte buzdolabında bana çeyrek raf verilmiş. Zaten dedim banyo paylaşımlı. Ben dedim burada kalmak istemiyorum. Çünkü adamın taktiği şu. Yani ben sana indirimi vereyim ama indirim ne vereceksin? $10 mı vereceksin? $1000 mı vereceksin? Hiçbir şey yazmamışsın oraya. Çakalın teki yani. Adamın aklı fikri parada. Dur bakayım şunu kaç paraya bağlarız hesabı. Ben de adama hani geç sen parayı marayı. İşini kaybetmek üzeresin şu anda. Durum tahmin ettiğinden çok daha ciddi. Eyleme geç moduna soktum. Hemen afalladı. Tabii evden çıkmak istiyorsan çıkabilirsin falan. Airbnb yardım hattı da dedi. Evden çıkabilirsin dedi. Paranı dedi iade ediyoruz dedi. Airbnb kısacası tamamen bir pişmanlıktır. Mecbur olduğum için, aylık indirimlerinden yararlandığım için kalıyorum orada. Burası paylaşımlı mutfak. Burada hangi dolaba ne koyacağım belli değil. Onu söylemedi. Yani boş bulduğun yere koy dedi. Her yer dolu. Bak burada sadece şu kadar yer benim. şu kadar yer. Şuradan itibaren. Diğer bütün yerler başkalarına ait. Ben burada bir ay kalacağım ve sadece yarım raf bana ayrılan. Burası arka bahçe. Bahçede normalde fotoğraflarda bir hamak var. Ama gerçekte tabii ki de yok. Evet. Ortalık böyle dağınık, aletler, maletler falan. Fotoğraftaki hamak da yok yani. Eve giriyoruz. Tekrar. Şimdi en sevmediğim özelliği söyleyeyim. Airbnb ilanında burada bana ayrılmış bir banyo olduğundan söz ediliyor. Dedicated bathroom diyor. Sadece sana ait diyor. Bakın burası sadece bana ait olduğu söylenilen banyo. Ve adam özellikle söyledi. Dedi ki sana ait banyo yok dedi. Burayı dedi paylaşacaksın dedi. Zaten paylaşımlı olduğu çok belli. Yani her tarafta başkalarının eşyaları duruyor. İlana sana özel banyo yazıp da daha sonradan yok paylaşımlı banyo, sana ait burada banyo yok demek ne derece ahlaklı, ne derece profesyonel bilmiyorum. Bakın burada da bir evsiz kalıyor. Otobüs durağını eve çevirmiş, branda falan koymuş, eşyalarını koymuş oraya. Evsiz bir kadın burada kalıyor böyle. Burada evsizlik sorunu çok fazla. Yani insanlar burada hep sokaklarda yaşıyorlar. Amerika'nın her yerinde böyle de Austin'de Dallas'tan çok daha fazla evsiz var. Bakın burası da bir otobüs durağı. Ama burada kalan kimse yok çünkü bunun çatısı yok. Orada çatısı olan bir otobüs durağını resmen kadın eve çevirmiş. Türkiye'de böyle bir manzara ben hiç görmedim. Zaten Türkiye'de evsiz gördüm mü hiç hatırlamıyorum ama ben Türkiye'yi terk ettikten sonra herhalde evsizler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü ben Türkiye'deyken doğru dürüst bir mülteci krizi bile yoktu. Uzun zamandır Türkiye'ye gitmedim. Ama yani Amerika için konuşacak olursak Austin'de birazcık var evsizlik krizi. Ama Los Angeles kadar, San Francisco kadar elbette değil. Biliyorsunuz önceki videolarımda göstermiştim. Oralarda çok var. Hawaii'de çok var. Alaska'da çok var. Alaska'da çok var deyince insanlar şaşırıyor. O soğukta insanlar nasıl yaşar diye. Abi Alaska'da devlet şehir meydanına bir tane upuzun bir çadır yapmış. O çadıra da bir ısıtıcı sistem koymuş. Oraya da işte yataklar koymuş. İnsanlar işte onun içine girip gece yatıyorlar. Ben mesela Alaska'da bir çanta dolusu kıyafeti götürüp evsizlere dağıtmıştım. Yani Alaska'da çok sayıda evsiz. Amerika'nın çoğu yerinde var evsiz. Ve bu soruna da hiçbir çözüm bulamıyorlar. Sorunun kaynağında aslında onlara yardım etmek, işte barınacak yer bulmak falan gibi çözümler yatmıyor. Sorunun kaynağında aslında onların kullandıkları, bağımlı oldukları maddeler yatıyor. Burada devlet diyor ki mesela, gel diyor, burada işte devlete ait kurumlar var diyor, burada kal diyor. Biz seni diyor tedavi edelim ama diyor o maddeleri kullandırtmayız sana diyor. O da diyor ki ben o maddeleri kullanmayacaksam hiç yaşamayayım daha iyi diyor. Ben bunu nereden biliyorum? 2009 yılında ilk Green Card kazanıp Amerika'ya geldiğimde ben burada bir Türk'le tanışmıştım. Florida'daydı. Orlando'da ben hostelde kalıyordum. O da o zamanlar o adam 40 yaşındaydı. Ben de 27 yaşındaydım. Adam bana işte demişti ki ben evsizim. Daha önce Hawaii'de yaşıyordum. Sonra işte yıllarca Miami'de de evsiz kaldım. İşte evsiz kaldığı birkaç yer var. Onları anlattım ona. 3-4 ay Orlando'da biz beraber kaldık aynı hostelde. Daha sonra işte onun parası biterken ben dedim ki abi ben dedim Miami'ye gidiyorum, istersen seni de oraya bırakayım dedim. O da tamam olur dedi, orada evsizlik daha kolay dedi. Neyse hostelden çıktık biz. Ben bunu aldım Miami'ye götürdüm. O mesela alkolik, vodka bağımlısıydı, sürekli vodka içiyordu. Hatta biz ona vodkayı bıraktırmaya çalışmıştık. 2 gün vodka içmeyince hafızasını falan kaybetmişti, böyle komaya girdi falan, çok kötü oldu. Ondan sonra panikleyip işte bir tane Amerikalı arkadaş gitti. Ona vodka aldı şeyden, marketten. Abi dedi al bunu hemen iç dedi. Kendine gel dedi. Ondan sonra işte biz beraber Miami'ye gittik. Miami'de bir restoran vardı, onun abisinin tanıdığı. Oraya iş görüşmesine gittik ama bu adamın eli ayağı titrediği için restoran sahibi bunu işe almadı. Bana dedi sen gel dedi, sen çalış. Ben de gittim, 2 gün çalıştım. Sonra bana dedi ki haftada 2 gün verebiliriz dedi. Daha fazla veremeyiz dedi. Kiralar falan da çok yüksekti. Araç park etme yeri falan da yoktu. Benim 1000 dolarlık bir arabam vardı, onunla gitmiştim. Ondan sonra ben baktım ki yok, orada geçinemem. Ama sokakları çok hoşuma gitmişti. Böyle GTA oyunundan, Vice City'ydi galiba. Oraları hep hatırlıyordum. Yani orada araba kullanmak acayip zevkli gelmişti bana. İşi de sevmiştim aslında. Yunan restoranı vardı, taverna vardı. Opa mıydı, neydi adı? Orada işte tabakları böyle kırıyorduk falan. İşte müşterilerle dans ediyorduk falan. İşte servis yapıyorduk. Ama işte dedim yani 2 gün bana yetmez. Parası kurtarmaz. Sonra ben oradan ayrıldım. Abiyi de bıraktım orada. Evsizliğe devam etti orada. Çünkü yani bana dedi ki burada 2 ihtimal var dedi. Birisi Mission, birisi de ne dedi? Salvation Army dedi. 2 ihtimal var. İkisinde de dedi madde kullandırmıyorlar. İşte alkoliklere izin vermiyorlar. Hani onu bunu bırakacaksın, ondan sonra geleceksin. Biz sana ondan sonra burada yatak veririz diyorlarmış. O yüzden de evsizler hiç gitmek istemiyorlar yani öyle yerlere. O yüzden evsizlik sorunu hep devam ediyor burada. Bu arada geldiğimden beri Uber sisteminde sürekli 5 puan alıyorum. 5 puan en yüksek puan. Müşteriler taksiye bindikten sonra sizi puanlıyorlar. Siz de müşteriyi puanlıyorsunuz. Ben müşterilere genelde hep 5 puan veriyorum. Onlar da hep genelde bana 5 puan veriyorlar. 100'den fazla 5 puan aldım bugüne kadar. Ama dün ilk kez 1 puan aldım. 1 puan hak edecek de hiçbir şey yapmadım. Ama müşterinin yüzünden bana kötü puan vereceğini o anda anladım. Şimdi müşteriyi aldım. Hello dedim. Hello dedi. Aa burası spor salonu mu dedim. Evet dedi. Spor mu yapıyorsun dedim. Evet dedi. Nasılsın dedim. Çünkü nasılsını hep sormak zorunda hissediyorum kendimi ki hani bakıyorum işte müşteri acaba muhabbeti seven bir insan mı yoksa sevmeyen bir insan mı? Mesela iyiyim iyiyim falan da diyenler oluyor. O zaman tamam kesiyorum muhabbeti. Nasılsın dedim. İyiyim dedi böyle ama bağıra bağıra. Hani böyle yeter de abi sus artık falan der gibi böyle. Aha dedim. Gitti. Bana dedim kesin kötü puan verecek. Yani nasılsın diye sorduğum için adam bana kötü puan verdi. Yolun sonuna kadar 15 dakika 20 dakika yol gittik. Hiç konuşmadım. İnerken de dedim ki teşekkürler, kendine iyi bak. İyi günler dedim. O da sağ ol dedi, kapattı kapıyı. 1 puan verdi. Nasılsın diye sorduğum için 1 puan aldım. Ben yeni bir eve çıktım. Burayı Airbnb'den tutmadım. Önce Airbnb'den bir ev tutacaktım. Ama ondan sonra oradaki adamla mesajlaştık. Benim başka evlerim de var dedi. Emlakçıymış. Yani nakit ödeyerek tuttum. Çok daha hesaplıya geldi. 890 dolara 1 aylık şöyle bir oda tuttum işte. Şu anda biraz dağınık. Yeni yerleşiyorum böyle. İşte çalışma masası var. Burada yatak var. Ama şey yok yani çarşaf, yastık falan yok. Onları almaya gideceğim şimdi. Şimdi şöyle bir evi kısaca göstereyim. Ev çok temiz. Her şey yeni. Her yer tertemiz. Pırıl pırıl. Bakın gördüğünüz gibi banyoda hiç kimsenin malzemesi yok. Sadece şurada 2 tane el sabunu var. O kadar. Burası salonumuz. Televizyon yok. Koltuklar falan şahane. Şurada bir master bedroom denilen yani içinde tuvaleti banyosu olan bir oda var ama orada kimse kalmıyor. Burası mutfağımız. Şuradaki soldaki oda benim. Tam karşıda da bir Çinli arkadaş kalıyor. Şurada da solda bir Amerikalı kalıyor. Mutfak da tertemiz, pırıl pırıl. Hiç yaşanılmamış gibi duruyor yani her şey. Bak. Mesela dolabı açıyorsun, fazla bir şey yok dolapta. Şu üst kısım benim. Diğerleri işte bu kadar. Kimsenin pek yemek pişirdiği falan yok burada. Evin kuralları şöyle. 3 tane temel kural var. Arkadaş getirmeyeceksin. Sigara içmeyeceksin. Alkol içmeyeceksin. 3 temel kural. Evin sahibi Malezyalı. Dedi ki bu 3 kuralı yapanları dedi sadece eve alıyorum dedi. Bir de fazla yemek pişiren insanları sevmiyorum dedi. Ben de tamam dedim, 2-3 günde bir ben pişiriyorum. Arada bir böyle mikrodalga yemekler alıyorum dedim. Zaten çok çalışıyorum, fazla vaktim olmuyor yemek yapmaya da. Evet, bir de havuzumuz var. Şimdi bir de havuzu göstereyim size. Arabamı hemen evin önüne park ettim buraya. Burası da kaldığım sitenin tesislerinin olduğu yer. Yüzme havuzu. İnsanlar var şu anda havuzda. Şurada bu sitenin civarında görebileceğiniz hayvanlar yazıyor. Çünkü sitede bir göl var. İşte böyle kurbağa, balık, su yılanı falan. İşte böyle hayvanlar varmış. Şu gördüğünüz binada içinde spor salonu var. Egzersiz aletleri, işte koşu bantları, ağırlık aletleri falan. Burası işte havuzumuz. Burada böyle aileler havuza giriyorlar. Hava çok sıcak zaten. Basketbol sahası, şuralarda tenis kortları. Havuza mutlaka gireceğim. Hatta bugün girmeyi düşünüyorum ama önce bugün bir Türk marketine uğrayacağım. Buraya geldiğimden beri hiç Türk marketine gitmedim. Toptan malzemelerin çok ucuza satıldığı bir Goodwill isimli bir yer var. Oraya gidip size de gösteririm. Arkamda görmüş olduğunuz binada sepetin içinde ucuz ürünler satılıyormuş. Ben ilk defa geliyorum. Bakalım nasıl bir yer, birlikte görelim. Her taraf sepet, sepet sepet ürünler dolu. Bayağı bir etraf dağıtılmış, görüyorsunuz. Yerlerde hep ürünler duruyor. Bakalım neler varmış. Ha, böyle battaniye gibi şeyler var. Çok böyle ucuz, çok dandik şeyler varmış ya. Tahmin etmiştim zaten böyle olacağını. Bana burayı bir arkadaş tavsiye etti de mutlaka git dedi. Çok güzel, çok ucuz ürünler var dedi ama yani burası birazcık sanki homeless tipi bir yere benziyor. Böyle evsizlerin seveceği tarz şeyler. Bilgisayar kasası var. Dell. Her şey karışık. Ha, burada CD'ler, DVD'ler var. Ha, kasetler var. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu belli değil. Acaba parayı nasıl tespit ediyorlar, yani kaç para olduğunu? Mesela üstünde de bir şey yazmıyor. Ne kaseti olduğu belli mi? Buzz Lightyear. Ha. Buzz Lightyear'ı biliyorum. Bunlar kullanılmış galiba ya. Çok dandik duruyor yani. Bir çocuğun oyuncakları mesela parça parça. Böyle battaniyeler var. Bana aslında battaniye lazım, yastık lazım. Yeni eve taşındım, onlar yok. Yani şurada herhalde bir şey oluyor. Bak, herkes bir şeyi bekliyor. Neyi bekliyorlar acaba? Aa, kitap satıyor lan. Mesela burada bir ayakkabının teki var, bir sandalet teki, bir çanta var. Birisinin evinden kalma eşyalar. Ya bunların hiçbir para etmez ki. Bakın, büyük bekleyiş sürüyor arkamda. Burada insanlar bir şeyi bekliyorlar ama yani yeni ürünler mi getiriyorlar? Ne oluyor? Şuraya bakın. Kullanılmış ayakkabılar. Şurada da depoları var. Sürekli yenilerini getiriyorlar. Bu ne? Aga, bunlar ne ya? Birisi bir şey boyamış mesela. İçeride güvenlikler beni uyardı. Uyarıdan hemen sonra insanlara bir düdük çalındı ve hepsi birden koşmaya başladılar. Orada hani birikmişler diye insanlar. Bir anda hepsi bir koştu. Oradaki sepetlere saldırdılar. Ben de baktım böyle, ne oluyor? Sepette ne var acaba? Hani böyle elektronik eşyalar falan mı var acaba? Kıymetli ne var diye bakıyorum. yine aynı şeyler yani, oyuncaklar, parça parça bir şeyler, işte ayakkabı, terlik, bir tane terlik parçası. Buraya geleceğime de bin pişman oldum. Zaten böyle her şey kullanılmış, her taraftan böyle toz kalkıyor falan. Hani tamam, garibanlıktan alıyor olabilir de, eğer gariban değilse bir insan niye kullanılmış bir ayakkabı alsın ki, anlamıyorum hiç. Eve geldim sevgili arkadaşlar. Şimdi Türk marketinden bir alışveriş yaptım. Daha doğrusu Türk marketi değil, Arap, Türk, Hint, işte Balkan falan, Orta Doğu, pek çok ülkeden ürünler satan bir markete gittim. Hatta marketin adı da International Grocery'di yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi oradan aldığım ürünleri tek tek size fiyatlarını söyleyeceğim. Ürünler böyle önümde duruyor. Şu gördüğünüz alışveriş komple burası. 126 dolar tuttu. Çaydanlık ve çekirdekler hariç. Çaydanlık ve çekirdekler de 52 mi 53 dolar tuttu galiba. Yani 126 dolar. Şöyle gördüğünüz şurası komple 126 dolar tuttu. Çekirdek ve çaydanlık da hariç. Şimdi tek tek ürünlere bakalım. Şimdi böyle sour cherry diye bir ürün aldım. Arap menşeli bir ürün. Zaten çok fazla Arap ürünü vardı orada. Bunun fiyatı 6 dolar. Lavaşın fiyatı 5 dolar. İnegöl köftesi 12 dolar. Bu gördüğünüz sera ürünleri, patlıcan kızartma, lahana sarma, bombay fasulye, yaprak sarma, bunların hepsi 4,5 dolar. Şöyle bir Arap ürünü aldım. İçinde işte cevizler var, helva var. Güzel bir şeye benziyor. Fiyatı 7 dolar. Bahar marka petek bal aldım. Başka petek ballar da vardı ama Türk malı diye bunu aldım. Fiyatı 12 dolar. Ayran aldım, büyük boy nane aromalı ayran. Bunun da fiyatı 6 dolar 79 sent. Bulgar yoğurdu aldım. Fiyatı 9,5 dolar. Eker tam yağlı beyaz peynir. Bu biraz tuzlu oldu. Fiyatı 12 dolar. Tereyağı 5 dolar. Bu aldığım gıda ürünleri içerisinde en pahalısı bu oldu. Amerika'da yapılan bir sucuk. Nema isimli helal bir sucuk. Ve fiyatı 15 dolar. Sarı kız soda 4 dolar. Nar suyu 6,5 dolar. Çekirdek 5 dolar. Son olarak bir çaydanlık aldım. Fiyatı da 40 dolar. Evet, Amerika'da bir Türk marketinde fiyatlar böyle. Bunu Türkiye'de İthal ürünlerin satıldığı bir marketin fiyatları gibi değerlendirin. Çünkü bu ürünlerin çoğu, hatta hemen hemen hepsi, o sucuk dışında, çünkü et ürünü Amerika'da yapılmak zorunda. Onun dışındaki her şey Amerika'ya ithal gelen ürünler. O yüzden bu ürünlerin hepsini ithal ürün olarak değerlendirin. Yani fiyatları ucuz mu, pahalı mı? Yorumlarda bakalım kim ne diyecek, çok merak ediyorum.